beri herhalde performans olarak onun üstüne çıkan bir Fenerbahçe oyuncusu yok. Evet, yani çok coşkulu. İlk maçından itibaren. Evet, evet, aynen onu söylüyorum. Aynen. Yani çok klasik bir tarih. 40 yıllık Fenerbahçeli. Ya onu bozacaksın. Öyle. Devşirme sol bek yapacaksın. E Novak futbolu mu bıraktı, ne oldu? Hani Ozan'ı soruyor, diyor ben, ki... Ben yine Novak diye düşünüyorum. Eğer bir sakatlığı, herhangi bir fiziksel sorunu yoksa ben Novak'ı oynatacağını düşünüyorum. Niye böyle bir tercih ihtimali söz konusu? Neden biz bunu konuşuyoruz? Böyle bir istihbarat var. Onun için konuşuyoruz. O ayrı bir konu ama neden Salah'ı orada düşünüyor olabilirler? Novak'la ilgili şunu söyleyeyim. Eğer hoca oynatmadığı takdirde, ki ben de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Oynatmadığı takdirde şunu anlayacağız. Novak'ın idman eksikliği var çünkü uzun süre sakatlandı falan, ancak takıma yetişemedi. Takıma Novak yetişemediği için de zaman zaman üçlü bile oynarım. Hücum setinde sağ taraftan Gökhan'ı çıkartırım. Zaman zaman üçlüye dönerim. Çünkü orta saham yeteri kadar şeffaf. Trabzon'a üçlüye dönersen seni beşlik yapar. Tamam. Yeteri Bakayım kadar şeffaf. Yandan, dolayısıyla yandan, üçüncü stoperi yandan, sağına dönersen, soluna atarım gibi duygularla yani. Ekuban var ki o tarafta. Bak sana söyleyeyim, Mert Hakan'ı koy sol beke daha mantıklı. Bitti mi Mehmet? Mert Hakan'ı koy sol beke daha mantıklı. Dedin ya üçlü oynarsa. Üçlü oynarsa beşlik yapar Trabzon. Bak bir şey söyleyeceğim. Zaman zaman üçlüye döner derim ya. Bak şöyle düşün. Sol bek diyelim ki, ben de dedim ya hani Novak eğer fiziksel bir sıkıntısı yoksa, varsa üçlüye dönerse, düşünsene şöyle bir kadroyu. Salah, Tisserand, Serdar bir üçlü. Beşli bir ortasa. Çift forvet. Çift forvet değil, yardımcı. Mesutlu. Yani bir forvet Mesutlu arkasında. Bak Emre Destan yazar. Vakayeme destan yazar değil. Trabzon da şaşkına uğrayabilir böyle. Hiç şaşkın var mı? Olabilir. Yani Novak'la olabilir. Alakalı tek soru işareti şu olabilir. Göztepe maçının kadrosunda yoktu. Bir sakatlık süreci var. Sakatlıktan döndü. Hazır olmadığı için belki bu gerekçeyle oyuncu oynamayabilir. İşte en Fenerbahçe sağlıklı bu yorumu yarın göreceğiz. Evet. Kadro ne olunca Fenerbahçe belli olduğunda. Fenerbahçe bu transferde. Hani muhtemel kadro üzerinden yorum yapmak çok zor zaten. Şimdi önce şu tespiti yapalım. Fenerbahçe'nin önce şu iddiamı söyleyeyim, sonra tespit yapayım. Fenerbahçe'nin 18 tane oyuncu almış, işte 20 tane oyuncu almış. Fenerbahçe'nin devşirme sol bek yapmasını hiçbir şekilde kabul etmem. 18-20 oyuncu almışsın. Öbür taraftan ben Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde bazı oyunculara bazı sözler verdiğini ve bunun sahayla ilgili sözler olduğunu, o nedenle de Erol Hoca'nın kadrosal sıkıntı yaşadığını, oynama garantisi anlamında. Tabii, kadrosal sıkıntı yaşadığını, kadroya istediği şekilde hakim olamadığını. Evet. Örneğin Caner'in yerine Novak oynatmayı düşünürken de oynatamadığını. Örneğin Mert Hakan'ı oynatmayı düşünmeden oynatmak zorunda kaldığını falan düşünmeye başladım artık. Bence o transfer sezonunda örneğin Mert Hakan oynamadığı zaman belki Emre Belözoğlu diyor ki abi beni bak hani Galatasaray'a diyordun bıraktın buraya geldin bana formanı vereceksin oynama garanti dediğin diyordur belki. Şeytanın avukatlığını yapıyorum şimdi. Belki Novak oynama garantisi aldı. Ama oynamıyor. Yani Erol Hoca'nın kadrosunu ben tek başına çok rahat yaptığına artık inanmıyorum. Ya şey çok enteresan değil mi zaten Mehmet? Fenerbahçe'nin bu kadrosunu sezon başı yorumlarken nasıl yorumluyorduk? İki tane 11 çıkar kim oynarsa sıkıntı olmaz diye. Bak şimdi kaçıncı hafta Trabzonspor'la oynayacak deplasmanda konuştuğumuz, yaptığımız yorumlara bak. Sol bek bulamıyoruz. Sol bek bulamıyorsun. O orada oynar mı? Bu olur mu? Bu çok enteresan. Değil bir mi? Necibin olsa bu dertler olmayacak. Abi sezon başı. Bir Necibin yapma. Olsa yok. Bu kadro üzerinden ki sonrasında Mesut geldi, ekstra Samuel geldi. Perotti geldi. Şimdi kim oynar, kim oynayamaz bunu tartışıyoruz. Evet. Ya bu... Şimdi düşünüyorum çok garibime gitti anladın futbolda mı? Bütün her şeyin üzerinde bir laf vardır. Benim lafım en azından. Bir gol bin ayıp yapar. Fenerbahçe 6 adam alacağına Muhammed Mustafa'yı alsa bugün hiçbir şey konuşmuyorduk. Galatasaray'da şu anda yarıştan kopmuştu. Adı güzel, kendi güzel Muhammed Mustafa diyorsun yani. Abi bir gol bin ayıp örter. 90 dakika kaleye gidemez. Ayağına gelir tık Fenerbahçe maçı. 3 puan rakip aşağı sen yukarı. Bak 100 liram olsun. Takım kuracağım ya. 90 lirayı golcüye veririm, 10 lirayı diğerlerine paylaştırırım. Ama golcü, böyle golcü işte. Gomez gibi, Gomez gibi, Muhammed gibi, iyi bir Falcao gibi, iyi bir Falcao gibi, abi iyi bir Van Persie gibi. Muhammed Mustafa'yı da, Mustafa Muhammed'i de çok şey yapmayalım. Hani nazar değdirmeyelim çocuğa. Hani, önünde daha gideceği çok gideceği büyük bir yol var. Abi adam havadan, yerden, sağdan, soldan golcü. Abi tamam öyle belli de. Bak, o, belli adam. Yani.
Yani yarın öbür gün ne göstereceği belli olmaz. Bekleyip görmek lazım. Var potansiyeli, çok ama büyük potansiyeli korusun, var. Sakatlık olur, hastalık o ayrı ama. O değil, o adamı, değil. Bu adam ya topa vuruşundan beri, vurduğu top herhalde 150 km falandır yani. Bilmiyorum, bir önce konuşmamı ölçtüm ama. Şimdi vaktim var mı? Bir 6-7 dakikamız var. Benim anlamadığım yeter, bir şey şu. Yeter, 4 saate toparlar. Abi anlamadığım bir şey şu. Sezon başında Ali Koç, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş toplantı yapıyoruz. Ve 1 Ağustos günü elimizde Fenerbahçe sezona başlayacakken bir liste var. Bak burada spor medyası değiştirebilir çünkü bizler de aa falan demedik. Ya baba 18 tane oyuncu aldık. Hadi 2 tanesi genç dedik. 16 tane oyuncumuz var bizim transfer. İşte Ozan'dır, Gustavo'dur, Altay'dır, iyi de oyuncularımız var. Bir kadro yaptık. Ya Ali Bey, Mustafa Kemal Danabaş'ın, Selahattin Baki'nin, Erol Bulut'un, Emre Belözoğlu'nun, 14 kişilik teknik heyetin. Bak medyaya da kabahati, medya da bunu bağırmadı. Birinin aklına şu gelmedi mi ya? Ya arkadaşlar biz burada Gustavo gibi 87 doğumlu bir adamı aldık. Yanında da sakat olduğu için söylüyorum. Yanlış anlamasın. Yani kör topal bir Tolga Ciğerci var. Bak 1 Ağustos'tan bahsediyorum. Şu anda 1 Şubat'tayız. Evet. 1 Mart'tayız. Ya biz burayı çok boş bırakmadık mı diye bu kadar milyar doları yöneten, bu kadar futbolu yöneten, bu kadar koskoca milyar dolarlık... Oraya Sosa'yı aldılar, oraya Ozan'ı aldılar. Oraya hiçbir şey almadılar niye? İşte. Niye? Onlar hiçbir şey mi? Hayır. Hayır. 6 numarada takımın savunması değil sanki. Ayrıca sevgili Ceyhun, ayrıca bu Gustavo'nun takım içindeki sadece 6 numara pozisyonu değil, organizasyon gücüyle beraber. Yani Emre Belözoğlu şunu düşünmedim ya. Ya bir Emre lazım şuraya. Tamam Emre Belözoğlu dünyaya bir tane gelir de. Ya şuraya Tolga'nın yerine, yanına 3. bu kadar adam aldık ya. Bir tane 6 numara tarzında attım Taylan, salladım Etoba, attım Necip türü bir adam bulamayız diye hiçbir Fenerbahçe yetkisi düşünmedim arkadaş ya. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş bir Josef'le ayakta kalıyorsa, 40 yaş Atiba'yla kalıyorsa, Fenerbahçe Gustavo'lu, Ozan'lı, Sosa'lı bir çözüm bulamıyorsa... Abi yapma. Sorun oradaki oyuncularda değil, önlerindekilerin. Hayır. Geri gelmeyişi arkadaki... Ama profil olarak Turgay Demir, Josef'te, Atiba'da Gustavo'yla eşleşebilecek abi profiller. Senin elinde bak. Dorukhan da var. Abi, bak Necip de var. Dört tane adam var bak. Gerçekten. Bak. Ya bir şey yapabilecek oyuncular ver var mı? Ver Sergen Yalçın'a Gustavo, Ozan... Sosa. Hı hı. Sosa bir yapamaz şey. Abi. Ver abi. Söylüyorum ben sana. Kim vardı yapmayın bir de orada? Yapmayın abi ya. Etmeyin beni ya. Saydım ya. Gustavo. Ozan. Sosa. Mert Hakan. Mert Hakan'ı istemem. Yok. Hayır. Olanları sayıyorum. Mert Pelkası var. Şimdi Mesut Mert Pelkası. Al saydığın dörtlüğü. Turgay abi diyor ki ben istemem. Ama var ya abi. Al. Hayır. Mert Pelkası bu üçünü. Al Beşiktaş'tan Dorukhan, Josef, Atiba, Necip'i. Al hemen al. Yarın. Turgay abi. Bak şimdi yapmayın bu abi. Yayını izleyen... Öndeki adam bir şey yapmıyor. Bir dakika Turgay abi bak. Bu yayını izleyen herkes şu soruyu bana soruyor. Gece... Sosa Trabzon'da yapıyordu, burada mı yapamıyor? Bu yayını izleyen herkes... Önemli gece... oyuncu abi. Bu konuda Gustavo'ya Gustavo'ya katılıyorum. Mehmet'e katılıyorum. Abi, Gustavo bak, önemli bir gecenin oyuncu. Bir kır... Gustavo'ya bir şey demiyorum. Ama sana cevap vereyim mi? Çok kısa hemen. Bitireceğim ondan sonra. Yapmadıkları şu. Sosa var, Ozan var, Mert Hakan var diye... Yani Gustavo da var. Hani Gustavo, Allah korusun Gustavo'ya bir şey olsa, cezalı olsa... Bunların üçünden... Bir şey çıkartabiliriz bir düşüncesiyle bence yapmadılar. Bir dakikaya toparlayalım. 30 saniye toparlayacağım. Tamam. Herkes şu yayını gecenin 1.47'sini izleyen herkes bana diyor ki ya orada Ozan vardı. Tabii ki adam almamaları doğrudur diyordu. Peki o zaman bana şunu anlatacaksın. Erol Hoca'nın Erol Bulut karakteristiğini en çok koyduğu maç ilk yarıdaki Galatasaray maçı mıdır? Yani. Evet. Kimle yaptı onu? Ozan'la. Hangi Ozan'la? Önde dayak atan Ozan'la yaptı. Kiminle? Gustavo Ozan'la yaptı. Yani Ozan'dan 6 numara olamayacağını belki hoca da söyledi ama belki lafı geçmedi.